Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi ve bu görüşmeye Berat Albayrak'ın da katılması gösteriyor ki olay sadece Türkiye'yi tarihi açıdan tam direkt olarak ilgilendirmeyen Filistin meselesi dışında senin de belirttiğin gibi asıl Türkiye'yi damardan ilgilendiren Suriye, tampon bölge, S-400'ler, Patriot'lar, F-35 meselesi, belki hatta Berat Albayrak'la Jared Kushner arasında damattan damada diyelim bir Halkbank meselesinin de konuşulması söz konusu olabilir. Daha önce Berat Albayrak Washington'a geldiğinde Beyaz Saray'dan randevular istediğinde kendisi özellikle Jared Kushner'la görüşmek istemişti. Ve espri yapılmıştı. Çok ortak noktaları var diye Jared Kushner'da. Bir bakıma ikisinin de siyasette temel gücü elinde bulunduran isimlerin damatları olması ve yakın olmaları nedeniyle bir bakıma bir yani arka kanal değil ön kanal ve direkt mesaj götürebilme, ilk elden mesaj götürebilme güçleri oluşu nedeniyle. O nedenle bence ciddiye almak gerekiyor. Bir Bolton geldiğinde mesela İbrahim Kalın'la görüşmek zorunda kalıyor ama Jared Kushner geldiğinde direkt olarak hem finans hem de siyasi konularda en üst mevkilerle görüşebiliyor. Tabii bu bahsettiğim Kıbrıs konular özellikle Amerika açısından şu anda bence aciliyet teşkil eden S-400 meselesinde Jared Kushner'ın neler söyleyebileceği veya Trump konusunda Trump'a neler fısıldayacağı kulağına çok belli değil. Bunun temelinde de Jared Kushner'ın aslında siyaseten güçlü olmakla beraber çok tecrübeli ve bilgili bir isim olmayışı yatıyor. Jared Kushner'ı tanıyan, yakından bilen insanlarla konuştuğumuzda Washington'da kendisinin oldukça bilgisiz, hatta bütün konular konusunda da çok da meraklı olmadığı, dosyalara hakim olmadığı, çok fazla okumadığı, bir bakıma bazı açılardan Trump'a benzediğini söylüyorlar. Trump gibi zaten o da servetini daha çok gayrimenkul alanında yaptı. Siyasetle çok ilgili değildi. Fakat temelde ilgilendiği bir mesele varsa o da tabii ki koyu sofu bir Musevi olması ve İsrail'e önem vermesi nedeniyle bu barış süreci. Dolayısıyla dosya onda. Ama aynı zamanda Amerika'daki hapishanelerde reform gibi iç politika dosyaları da onda. Yani bazı ilginç konulara da el atabiliyor. Temelde önemli bir isim olmasına rağmen ben açıkçası bu görüşmelerden çok fazla bir şey çıkacağını... İstersen aynı soruyu...